Allah korusun çocuklarımızı, sevdiklerimizi. Evet, devam. Sayan'ın çorapları. Çoraplı, evet. Evet. Dur. Seda Sayan hanımefendiyi tabii ki prodüktörümden, konu koordinatörümden rica ettim. Seda Sayan hanımefendiyi çağıralım dedim ama yani Seda Sayan hanımefendinin bu videosuna dayanamayacağım. Yani aslında bir insanı çağırdığım zaman tabii onunla güzel şeyler söylemek lazım. Yani o programa gelecek ya, fakat ben dayanamıyorum. Görelim. Kelime kelime gideceğiz. Yaz sıcağında giydiğim çorap. Niye yaz sıcağında çorap giyiyorsun bir? İkincisi, niçin yaz sıcağında eldivenle giyilebilecek bir çorap giyiyorsun? Yani tabii ki İpek çorap biliyoruz, fakat Seda hanımefendinin üzerindeki ipek çorap değil, bayağı bir anneanne çorabı. Kalın ve teni koyu gösteren ve genelde hanımların tercih etmeyeceği bir çorap. Yani çünkü daha transparant ya da güzel bacakları olursa hanımların, değil mi? Transparant ya da ten rengine yakın çoraplar tercih eder. Bayağı böyle çikolatalı dondurma şeklinde bir çorap giymiş Seda. Diyor ki eldivenle giyilemeyecek bir çorap. Peki. Devam. Çorap bir kültürdür. Dur. Çorap bir kültür değildir. Her şeyden önce. Yani atma. Atmayalım. Çorap bir kültür değildir. Kültürlerin parçası olabilir. Yani efendim işte Kafkaslar'da giyilen çoraplar şöyledir. Biz de Anadolu'ya gittiğin zaman çoraplar böyledir. İşte filan ilimizde çok güzel çoraplar vardır. Rengarenk, işte yünden olur, pamuktan olur, şundan olur, bundan olur falan filan. Erkek giyiminde bir giyim şeklinin parçası olabilir. Ama çorap tek başına bir kültür olamaz. Çorap diye bir kültür yoktur. Çorap hem bir kültür değildir ve çorap kadını diye bir şey olamaz. Yani mesela ne kadını olamaz, nasıl söyleyelim, mesela burada bir çekmece var, açıyorum kapatıyorum mesela. Ben çekmece kadını olamam yani, çünkü bu bir araçtır, bir aparattır. Çekmece, içine bir şey koyarız ve açarız kapatırız, bir işe yarar. Kültürlerde yeri olabilir ama çekmece diye bir kültür yoktur. Kapatırız ve bizim için işlevi sona erer. Çekmece kültürü olmadığı gibi, ben size dönüp dersem ki ben çekmece erkeğim, olmaz. Saçma bir şey olur. Devam. Toplumu da serbest bırakıyor lütfedip. Diyor ki sen giyersin, giymezsin. Arada lafı da sokuyor. Diyor ki baldırı çıplak dolaşırsın. O beni ilgilendirmez. Yani bu özgürlüğü bize verdiği için de teşekkür ediyoruz, devam ediyoruz. Şimdi ben çorap severim derken, bir insan zaten her gün hepimizin giydiği bir şeyi nasıl sever, ben bunu anlayamıyorum. Mesela ben merdiven trabzanı severim. Bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü mesela ben bu basamaklardan inerken bu olmasa nereye tutunacağım? Dolayısıyla ben trabzan severim. Buna trabzan denir. Ben bir trabzan erkeğiyim. Trabzan olmazsa yaşayamam. Ağustos'ta giydiği çoraptan dolayı hanımefendilerden helal olsunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hanımefendiler var. Ağustos ayı hanımefendileri var. Bunlar uçabilenleri var. Bu Ağustos ayı hanımefendilerin. Bir de yerde yürüyenleri var. Ağustos ayında çok hanımefendi yapar İstanbul mesela. Ağustos ayındaki hanımefendilerden Seda Sayan geçiyor. Ağustos ayı hanımefendileri diyor ki inanamıyoruz. Hiçbirimizde olmayan çorap Seda'da var. Seda çoraplarıyla geçiyor. Ve kadınlar, Ağustos kadınları var. Diyorlar ki Allah için bravo. Allah için bravo. Hiçbirimizin bulamadığı çorabı o bulmuş. Devam. Daha da güzelleşiyor. Çorap biliyorsunuz. Fransa'da bir şeyin doğuşu mu, bir şey mi doğuyor? Çorap Fransa'da doğuyor. Mesela Fransa'da Güneş Kral var biliyorsunuz.
14. Louis biliyorsunuz Güneş Kral Fransa'da. Fakat Louis'nin iktidarını sarsan bir şey oluyor. Çorap doğuyor. Ve Louis bile tapınıyor. Çorap doğdu diyor. Fakat Seda Sayan tam burada isim vermek istemiyor. Nedir bu? İsmini vermek istemediğin sır nedir? Illuminati olabilir mi? Ama Seda kesinlikle toplum sarsılmasın ve Türkiye'nin dengesi bozulmasın diye, dünyanın dengesi bozulmasın diye isim vermiyor. Şu bölümü bir daha izlemek istiyorum yani çünkü anlamaya çalışıyorum. Burada Seda Hanım'ın bir fedakarlığı var. İsim verse tam taşı gediğine koyacak ama isim vermek istemiyor. Görelim orayı. Şimdi. Çorabın doğuşunu, tarihini de pek anlatmak istemiyor bize anladığım kadarıyla. Çünkü isim verirse zaten siz perişan olacaksınız. Ha? Yani bayağı böyle bir İngiliz İstihbarat Teşkilatı, Amerikan İstihbarat Teşkilatı, Rusya filan birbirine karışacak. İsim vermek istemiyor. Sadece bizi düşündüğü için isim vermiyor. İsim vermek istemiyor. Yani tutuyor kendini sağ olsun. Ama diyor ki sonra, çorap diyor. Mesafedir dedi. Seninle benim aramda sadece çorap var. Bak. Bak isim vermek istemiyorum. İsim vermek istemiyorum ama çoraplarımı görüyorsun değil mi? Evet. Ve bu mesafeyi anlayacaksın. Bak bu mesafeyi, bu mesafe, gördün mü mesafeyi? Gördüm. Bak. Bak. Devam. Diyorlar ki Allah'ım bu nedir diyorlar. Bak şimdi o orası benim yıkıldığım yer artık. Yani kız ne dedi? Ne olur oraya döner misin? Yani çorap mesafedir dedi. Allah'ım bunu hiç bilmiyorduk falan filan. Ya kafa buluyorsunuz. Yani bu daha çok tehlikeli. Ya Seda Hanım'la, Seda Sayan'ı çok severim. Bunca yıllık dostumdur. Ama ya bunlar Seda'yla kafa buluyorlar. Bu çok ayıp. Ya da hakikaten Seda'nın anlattıklarına etkilendiler. Bu da çok acıklı. Görelim orayı.